Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde sayı problemleriyle ilgili bu zamana kadar gördüklerimizle ilgili arkadaşlar bir tane kazanım testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüne geçelim. Hangi sayının iki katının 5 eksi 27'dir diyor. Hangi sayı diyor ya bilmiyoruz. Biz bu sayıya x diyelim. 2 katı ne olur? 2x olur. 5 eksi 5 olur. Eşittir 27. Eksi 5'i sağ tarafa attım. 2x eşittir 32 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğüm bu sayı neymiş arkadaşlar? 16'ymiş. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık. Toplamları 98 olan iki sayıdan hemen yazalım. Şu birinci sayı. Şu da ne olsun arkadaşlar? İkinci sayı olmuş olsun. Şimdi biri diğerinin 6 katıymış. O zaman küçük olan sayıya ben x diyecek olursam büyük olan sayı ne olacaktır? 6x olacak. E ben toplamlarında 98 olduğunu biliyorum. İkisini toplayıp 98'e eşitledik. Dolayısıyla 7x buradan 98 olacak. Her tarafı da 7'ye bölersem... X'i buradan 14 olarak bulmuş olur. Bizden zaten küçük sayı isteniyor. Küçük sayı X demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 5. 6 katı aynı sayının 45 fazlasına eşit olan sayı kaçtır? diye? O sayıyı bilmiyoruz arkadaşlar. Diyelim ki X olsun. 6 e katı diyorsa o zaman ne olacaktır? 6X olacak. Aynı sayının yani X'in 45 fazlasına eşitmiş. Dolayısıyla x'i sol tarafa atarsam 5x eşittir 45 olacak. Her tarafı 5'e böldüğüm takdirde de x'i 9 olarak bulmuş oluruz. Farkları 25 olan iki sayıdan büyük olanı küçük olanın iki katından 5 fazladır diyor. Arkadaşlar şöyle şurası küçük olan sayı olsun. Burası da ne olsun arkadaşlar? Büyük olan sayı olmuş olsun. Şimdi farkları 25 değil mi? Yani ben küçük olana x diyecek olursam farklarının 25 olması için büyük olanı ne olması lazım arkadaşlar? x artı 25 olması lazım. Büyük olanı yani şu küçük olanın yani şunun 2 katından 5 fazlaymış. Yazalım şöyle x artı 25 küçük olanın 2 katından 5 fazlaymış. Dolayısıyla x'i buradan kaç olarak buluruz? 20 olarak buluruz. Bu sayıların toplamı isteniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bunun yerine x yerine 20 yazdım. X yerine 20 yazarsam 20 ile 25 toplarsam 45 yapar. 20 ile 45'in toplamından da bu iki sayının toplamının 65 olduğunu rahat bir şekilde bulabiliriz. Bir torbada kırmızı ve beyaz renklerden toplam 66 tane top vardır diyor. Şöyle yazalım. Şurası kırmızı olsun. Şurası da beyaz olsun arkadaşlar. İkisinin toplamı neymiş? 66'ymiş. Şimdi kaç tane kırmızı renkli top vardı diyor ya bizden istenene x diyelim. Dolayısıyla ikisinin toplamı 66 olacaksa diğeri 66 eksi x olacaktır. Beyaz e, renkteki top sayısı kırmızı renkteki top sayısının 2 katından 6 fazlaymış. Bakın ne diyor? Beyaz renkteki top sayısı yani 66 eksi x. Kırmızı renkteki top sayısının yani x'in 2 katından 6 fazlaymış arkadaşlar. Dolayısıyla buradan 3x eşittir 60 olur. Her tarafı da 3'e bölersem x'i kaç olarak buluruz? 20 olarak buluruz. Torbada kaç tane kırmızı renkli top var diyordu. Ona x demiştik. x de zaten 20 olarak bulmuş olduk. 300 lirası olan Seda fiyatı 2x artı 25 lira olan bir kazak satın aldığında geriye x artı 5 lirası kalmıştır. Buna göre kazığın fiyatı kaç liradır diyor. Şimdi arkadaşlar bizim cebimizde 300 liramız var değil mi? Ben şimdi e, fiyatı 2x artı 25 lira olan bir kazak satın aldım ve geriye de bu kadar kaldı. Peki, peki cebimde kalanla ben satın aldığımı toplasam benim cebimdeki paraya eşit olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla 2x artı 25 ile x artı 5'i topladığım zaman neye eşit olacak arkadaşlar? Cebimdeki paraya. O da 300 lira. Dolayısıyla buradan 3x artı 30 eşittir. 300 olur. Her tarafı 3'e bölecek olursam x artı 10 eşittir 100 oldu. Dolayısıyla onu da karşı tarafa atarsam x'i de 90 olarak bulmuş olur. Kazanın fiyatı kaç liradır diyordu arkadaşlar. Bakın kazağı kaç liraya satın alıyordu? 2x artı 25 liraya x'i 90 olarak buldum. 2 çarpı 90dan 180 artı 25 daha ne yapacaktır? 205 TL yapacaktır arkadaşlar. Bir usta birbirine eşit uzunluktaki iki çubuğun birini 5 kesim, diğerini 7 kesim yaparak eş parçalara ayırıyor. Burada eş parçalara ayrılması önemli. Parçaların uzunlukları arasındaki fark 5 birim olduğuna göre. Yani şimdi bak, biz nereye geçtik artık arkadaşlar? Parçalar parçaların uzunluklarına geçtik. Bak birimimiz artık parçalar e, arasındaki e, parçalar daha doğrusu. Peki birimimiz parçalar. Şimdi kesimle parça arasında bir bağıntı var mıydı arkadaşlar? Vardı. Mesela şöyle bir çubuk olmuş oldu. Ben bunu iki tane, ben bu parçaya iki tane kesim işlemi uygulamış olsam kaç parça olur arkadaşlar? Bakın üç tane parça olmuş olur. Demek ki kesim sayısının bir fazlası kadar ne oluyor? Parça olmuş oluyor. Ben burada eğer beş kesim yaptıysam burada kaç parça oluşmuştur? Altı parça oluşmuştur. Burada yedi kesim yapmışsam yedi artı bir ne olacaktır arkadaşlar? Sekiz parça oluşmuştur. Peki ben birbirine eşit uzunluktaki iki tane çubuk. Yani bu çubuğun uzunlukları birbirine eşitse bu hem altı parçaya hem de 8 parçaya bölünmüştür. Aynı parça. Aynı uzunluk arkadaşlar. Dolayısıyla kesirli sayılarla işlem yapmamak için ben bu iki çubuklardan birini ne diyeyim arkadaşlar boyuna? Hem 6'ya hem de 8'e bölünebilen bir sayı. En küçük ortak katlarını seçebilirim. 24x olsun diyeyim. O zaman arkadaşlar 24x dik bir çubuk 6 parçaya bölünecekse her bir parçanın uzunluğu 24x bölü 6'dan 4x olur mu? Evet. Diğer çubuk da benzer şekilde e, onun uzunluğu da 24x'ti. Bu kaç parçaya bölünecek? 8 parçaya. O zaman her bir parçanın uzunluğu 24x bölü 8'den 3x olur mu? Olur. Şimdi uzunlukları arasındaki fark. E, uzunlukları arasındaki farka bakıyorum. Ne? X. E, bu fark da bana zaten 5 olarak verilmiş. Dolayısıyla X'in 5 olduğunu buradan Anlamış olduk. Çubuklardan birinin uzunluğu, birinin uzunluğuna zaten 24x demiştik, x'i de 5 olarak bulduk. 24 çarpı 5'ten cevabımızı 120 olarak bulmuş oluruz. Bir depo 3 litrelik kovalar ile 40 seferde dolduruyor. O zaman biz depo'nun kapasitesini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Şimdi bir tane 3 litrelik kova, değil mi? Bir kere götürdüm, bir sefer yaptım, 3 litrelik su boşalttım, değil mi? Arkadaşlar, e, o zaman 40 defa ben bu işlemi yapıyorsam depo kapasitesi ne olacak? 40 çarpı 3'ten 120 litre olmuş olacak. Bu depo 5 litrelik kovalarla kaç seferde doldurulur? Şimdi kovalarım 5 litre olacak fakat kaç sefer gideceğim ben bilmiyorum ki. X sefer gitmiş olsun, ee, git gitmiş olalım. Bir sefer olsa 1 çarpı 5'ten 5 litre. İki sefer olsa ne olur? 2 çarpı 5'ten 10. Demek ki ben burada sefer sayısıyla 5'i ne yapıyorum? Çarpıyorum. X sefer olursa 5 çarpı X olacak. E toplamda ben arkadaşlar bu depo kaç litrelikti? 120 litrelikti. Acaba kaç defa yapmış olurum bulmak için? Ne yaparım? 5X'i 120'ye eşitlerim. Her tarafı da 5'e bölecek olursam X'i buradan 24 olarak bulmuş oluruz. 24 neydi? Kaç sefer yaptığımızda arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçerli oturursa 4 öğrenci ayakta kalıyor. Evet. Muhtemelen aynı soru aklımıza geldi. Hocam burada kaç tane sıra var bilmiyorum. X tane sıra olmuş olsun. Şimdi bu sıralara üçerli üçerli oturacaksak e o zaman arkadaşlar ne olacaktır? 3x tane öğrenci olacak. Tabii daha bitmedi. 4 öğrenci de ayakta kalıyor. Peki ben bu şekilde neyi bulmuş oldum arkadaşlar? Sınıf mevcudunu bulmuş oldum. Devam ediyorum. Şuraya kadar halletmiştim. Dörderle oturursa da 3 sıra boş kalıyor. Bizim şimdi x tane sıramız yok muydu? Evet. 3 tane sıra boş kalacaksa demek ki geriye kalan x eksi 3 tane sıraya oturulmuş. Kaçarlı oturacağız? Dörderle oturacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu ne yapmam lazım? 4 çarpmam lazım. Bunlar ikisi de sınıf mevcudunu verdiğinden dolayı birbirine eşit olmalıdır. Şurada dağıtma işlemini uygulayacak olursam Sol tarafı aynen yazıyorum. 3x artı 4 eşittir. 4x eksi 12. Dolayısıyla x'i buradan kaç olarak bulduk arkadaşlar? 16 olarak bulmuş olduk. Bizden sınıf mevcudu isteniyor. Bakın sağ tarafta sol tarafta sınıf mevcudunu veriyor. İstediğimizi kullanabiliriz. Ben ikinciyi kullanacağım. X yerine 16 yazacak olursam 16 3 13 yapar. 13 ile de 4'ü çarparsam sınıf mevcudumuzun 52 olduğunu bulmuş oluruz. Gülden okulun merdivenlerini ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Şimdi arkadaşlar çıkarken merdiven sayısı ve inerken merdiven sayısı değişiyor mu? Değişmiyor. Demek ki biz aynı e, merdiven sayısına bir ikişerle bir de üçerli. E, o zaman biz merdiven sayısını hem 2'nin hem de 3'ün katı olacak şekilde bir şey seçelim. Ne seçelim? 2 ile 3'ün ortak katını seçebilirim. Diyelim ki 6x olsun. Merdiven 6x olsun. Şimdi Çıkarken attığı adım sayısı. Bak buradaki birim ne? Adım sayısı. He, adım sayısını bulacağız. Şimdi şöyle çıkarken ya da inerken diyelim. Birimler çok önemli arkadaşlar. Problemler hep birimler üzerinden döner. Onu söyleyeyim. Şimdi toplamda 6x değil mi? Evet. İkişer ikişer çıkıyordu. E, o zaman arkadaşlar ne olacak? 6x'i 2'ye bölerim. 3x adım atmış olur. Hocam niye böldük? Şimdi 6 basamaklı bir merdiven olsun. Ben şimdi bunları ikişer ikişer çıktığında kaç adımda e, altı basamağa çıkmış olursun? 3 adımda. Nasıl bulduğunu? 6'yı 2'ye böldün. Değil mi? Burada da aynı şey işte arkadaşlar. E, i̇nerken de yine benzer mantıkla toplamda 6x dolayısıyla 3'er 3'er adım atacak. 6x bölü 3'ten 2x adım atar. Peki niye adımı ben buldum ki? Tamam Burada bana birim olarak artık adım sayısı diyor ya. O yüzden ne yaptım? Ben burada adım sayılarına geçiş yaptım. İnerken attığı adım sayısından. Bak çıkarken attığı adım. Çıkarken attığı adım ne arkadaşlar? Şu. İnerken attığı adımdan 6 fazlaymış. Normalde bilinmeyen olarak 3x 2 xten kaç fazla? x fazla. Heh, işte bu fazlalık 6'ya eşitmiş. Bu merdiven kaç basamaklıdır diye soruyor. Zaten 6x olduğunu söylemiştik. x'i de 6 olarak bulduk. 6 kere 6'dan cevabımızı 36 olarak elde etmiş oluruz. Bir davette 20 erkek ve 8 bayan konuk vardı diyor. Bu davete kaç evli çift daha katılırsa erkek konuk sayısı bayan konuk sayısının iki katı olur. Hemen notlarımızı bir alalım. Şimdi erkekler var. Bir de bayanlar var. Biz erkeklerin ve bayanların sayısını biliyormuşuz. 20 tane erkek varmış. 8 tane de bayan varmış. Kaç evli çift daha gelirse. Şimdi evli çift gelmesine arkadaşlar evli çift geliyor. Yani kaç bayan gelirse o kadar da Erkek gelmiş oluyor. Diyelim ki arkadaşlar x tane bayan gelmiş olsun. O zaman bakın yeni sayımız ne olacak? 8 artı x. E, x tane bayan geldiyse x tane de erkek gelecek. 20 tane vardı zaten. x daha erkek gelirse 20 artı x olur. Erkek konuk sayısı yani şu. Bayan konuk sayısının yani şunun ne olacakmış arkadaşlar? 2 katı olacakmış. 20 artı x eşittir. Dağıtma işlemini uygulayacak olursam 16 artı 2 x olacak. Dolayısıyla x'i buradan 4 olarak bulmuş oluruz. Peki ne diyordu? Kaç evli çift daha gelirse diyordu arkadaşlar. Demek ki 4 evli çift daha gelirse 2 katı oluyormuş. Bir çiftlikte 12 tavuk ve bir miktar koyun vardır. Bak buraya kadar okuduk. Hemen notlarımızı alalım. Ne varmış arkadaşlar? Tavuklar var. Bir de koyunlar var. Sayılarında yazalım. 12 tane tavuk. Bir miktarda koyun var. Ne kadar? Bunu bilmiyoruz. X diye. Çiftlikte bulunan bu hayvanların toplam ayak sayısı. He, bak birim olarak neye geçtik artık? Ayaklara geçtik artık. Dolayısıyla bak şimdi tavuğun kaç tane ayağı var? 2. Şimdi bir tavuğun 2 ayağı var. 2 tavuğun 4 ayağı var. 3 tavuğun 6 ayağı var. Demek ki sen ne yapıyorsun? Tavuk sayısıyla 2'yi çarpıyorsun. E, burada tavuk sayımız 12. 2 e, tane ayağı olduğundan dolayı her birinin ne olacak? 12 çarpı 2'den 24 ayak olacak arkadaşlar. Burası ayak. E, o zaman koyunun şimdi 4 tane bacağı var benzer mantıktan dolayı arkadaşlar koyun sayısıyla bacak sayısını çarpmayacağım mı ben? E, her koyunun 4 bacağı olduğundan x tane de koyun olduğundan ne olacaktır? 4x ayak olacaktır. Burada toplam ayak sayısının 96 olduğunu söylemiş. İkisini toplarsam demek ki ne olacak? 96'ya eşit olacak. 24'ü karşı tarafa atacak olursam 4x buradan 72 yapar. Her tarafı da 4'e bölersem x'i 18 olarak bulmuş oluruz. Peki bizden ne isteniyor? Koyunların sayısı tavukların sayısından kaç fazladır? Şimdi ben koyunların sayısını 18 olarak buldum. Koyunlar tavuklardan kaç fazla olmuş oldu? 18 eksi 12'den 6 fazla olmuş oldu. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 60 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplayan bir öğrencinin 35 neti vardır. Hemen şöyle doğrular ve yanlışlar diyelim. Kaç soruyu doğru cevaplamıştır diyor ya sana sorulana x de. Şimdi toplamda arkadaşlar 60 soru var ve tüm soruları da cevaplamış. Dolayısıyla 60 eksi x tane de ne olacaktır arkadaşlar? Yanlış olacaktır. Peki biz burada birimimiz ne burada? Net. Neti nasıl hesaplıyorduk? Doğrulardan yanlışların dörtte birini çıkartarak. Yanlışlar arkadaşlar 60 eksi x bunun dörtte biri bu yapar. Doğrulardan yanlışları ne yapacağız? Çıkaracağız. Ve neti bulmuş oldum. Bak ben şu anda neyi bulmuş oldum? Neti bulmuş oldum. E zaten bak bu net de 35'miş. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Birimleri birbirine eşit dedik arkadaşlar. Şimdi buradan payda eşitleme işlemi yapacak olursam bunun paydasını bakın 4 ile genişletiyorum. 4x şurası arkadaşlar artık iki tane terimden oluştuğu için paranteze alınacak. Almadın olay bitti. Geçmiş oldu. Eksi dağıtıyorum. Eksi 60. Eksi ile eksi x çarparsam artı x oldu. Bölü 4 eşittir 35. 4x ile x'i topladım. 5x Eksi 60 işler dışları patlattık. 140 oldu. Şimdi her tarafı e, şöyle yapalım. Eksi 60'ı karşı tarafa atalım. 200 oldu. Her tarafı da 5'e bölersem. X'i de 40 olarak bulmuş oluruz. Zaten biz sorulana X demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir bilet kuyruğunda Begüm baştan 17. sıradadır diyor. Begüm'ün önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısından 5 eksik olduğuna göre bilet kuyruğunda kaç kişi vardır? Bak en fazla en az falan demiyor ya. Çok fazla tırsmaya gerek yok. Böyle bir e, bilet kuyruğu yapmış olalım. Begüm baştan 17. Bak şurası ne olsun arkadaşlar? Baş olmuş olsun. Şurası da son olmuş olsun. Baştan 17. sıradaymış. Burada ne olsun arkadaşlar? Begüm olsun. Tamam. Şimdi Baştan 17. sıradaysa demek ki Begüm'ün önünde kaç kişi var? 16 kişi var. Begüm burada 17. sırada. Ne diyordu? Begüm'ün önündeki kişi sayısı. Begüm'ün önündeki kişi sayısı 16. Arkasındaki kişi sayısından 5 eksikmiş. Ha, arkasındakiler burası değil mi? Ee, demek ki arkadaşlar burada da kaç kişi olması lazım? 21 kişi olması lazım ki önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısından 5 eksik olabilsin. Bilet kuyruğunda kaç kişi var? Diyor. Arkadaşlar zaten Begüm 17. değil mi? Evet. 17'den sonra da bir 21 kişi de arkasında yok mu? Evet. Dolayısıyla 17 artı 21'den cevabımız ne olacaktır? 38 olacaktır. Evet. 15'e geldik şimdi. Bir bilet kuyruğunda Naz baştan 10. sırada, Berfin ise sondan 22. sırada olup ikisi arasında 5 kişi vardır diyor. Buna göre bilet kuyruğundaki kişi sayısının alabileceği en fazla değer en az değerden kaç fazladır? Bak şimdi bunlar da ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi iki durumda inceleyelim bunlar. Şimdi en çoğu en çoğu soruyorsa arkadaşlar mümkün olduğunca ne yapmamız lazım? Ayrık 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 yapmamız lazım. Tamam mı? Şöyle ne demek istediğimi daha anlayacaksın şimdi. Naz baştan 10. Önce sıranın başı neresi? Son neresi? Onu ayarladık. Tamam. Naz baştan 10. sırada diyor. Burada da ne olsun arkadaşlar? Naz olsun. Kaçıncı sıradaymış? 10. sırada. Demek ki Naz'ın önünde şurada kaç kişi olması lazım? 9 kişi. Berfin ise sondan 22. sırada oldu. Şimdi Berfin de arkadaşlar sondan itibaren yapıyorum. Bakın Berfin şurası olsun. Kaçıncıymış? 22.ymiş. Demek ki Berfin'in önünde şurada kaç kişi arkasında daha doğrusu kaç kişi var? 21 kişi var. Şimdi ikisi arasında da 5 kişi varmış. Şu aralıkta şu aralıkta arkadaşlar 5 kişi daha var. Şimdi burada kişi sayısının en fazla olduğu durumu inceleyeceğim. Kişi sayısı az olduğu zaman ne yapacağım arkadaşlar? Böyle bu sıraları iç içe geçirmem gerekiyordu. Şimdi biz şuraya kadar bak kaç tane en fazlayı bulmak için zaten arkadaşlar böyle Naz 10. kişi değil mi? Evet. Bir 5 kişi daha var. 15. Berfin o zaman baştan 16. kişi değil mi? Evet. Burası baştan 16 Berfin. Ondan 22 ama baştan 16'ya denk geliyor. Şimdi 16'dan sonra Berfin'in arkasında da daha 21 kişi olduğundan dolayı 21 artı 16'dan maksimum demek ki 37 kişi olabiliyormuş. Şimdi en azı bulmak için ne yapıyorduk? Bak burada Berfin'le Naz'ın rollerini değiştiriyorduk. Yani bakın burası sıranın başı sonu ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Yani Berfin burada olacak. Naz burada olacak. Neden böyle yapıyorum? Çünkü iç içe geçireceğim. En az olmasını istiyorum. İkisinin arasında bir kere 5 kişi var mıydı? Vardı. Evet. Şimdi Berfin dediğimiz arkadaşlar ondan kaçıncı sıradaydı? Sondan 22. sıradaydı. E, demek ki demek ki arkadaşlar Berfin'in arkasında yine ne olacak? 21 kişi olması gerekmiyor mu? Evet. Bakın 5 kişisi zaten şurada. E, Naz da burada 6. kişi olmuş oluyor. Demek ki şurada 15 kişi daha olmalı. 15 kişi daha olmalı. Şimdi zaten arkadaşlar Naz dediğimizde baştan 10. kişi değil miydi? Evet. Naz şöyle baştan şuraya kadar saydım. 10 kişi var. E Naz'ın da arkasında bak 15 kişi daha var. Demek ki bu sırada en az 25 kişi varmış arkadaşlar. 25 kişi. En az. Şimdi kaç fazladır diye soruyor. 37 25'ten kaç fazla? 12 fazla. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. Murat bulunduğu bir noktadan doğrusu olarak 6 ileri 2 geri adım atarak 16 adım ileri gitmek istiyor. Yani şöyle 6 gidecek 2 de geri gelecek arkadaşlar. Yani toplamda 6 ileri 2 geri yani toplamda aslında 8 adımda ne kadar ilerlemiş oluyor? Artı 6 eksi 2. Yani 4 adım ileri. Bu birimleri yaz. Sadece şöyle yazma bak. 8'e 4 deme arkadaşlar. 8 ne? 4 ne? Bunları net bir şekilde birimlerini bizim bilmemiz lazım. Yoksa işler karışır. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? 16 adım ileri gitmek istiyorum. Tamam. Bunun için atması gereken en fazla adım sayısı en az adım sayısından kaç fazladır? Bak en fazla ve en az soruluyorsa o zaman dikkatli olmamız lazım. Şimdi en azı bulacağım. Şimdi en az ve en çoğu bulmak için arkadaşlar benim bir kere 16'yı geçmemem lazım. 16'ya mümkün olduğunca civarlarında yaklaşacağım. 16'dan küçük değerlerle tabii. Şimdi o zaman şöyle. Şuradaki e, olayı da bir anlayalım. 4 adım ileri için bak bunun 2 katı kadar adım atmam lazım. Tamam mı? Kaç adım mesela? 3 adım ilerlemek için 6 adım atmam lazım. 2 katı. 1'e 2 oranı var. Buraya öncelikle bir dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar ben 16 adım ileri gideceğim. Tamam 8 adımda. Ben 4 adım ileri gitmiyor muyum? Şimdi ben direkt hocam ben 16 adım ileri için şimdi o zaman iki katı olacağına göre bu bunun 32 adım atmam lazım. E tamam da ben şu anda en fazla durumu bulmuş olabilirim. Ben en az arıyorum. En az arıyorum. Tamam? O zaman ne dedik? 16'ya yaklaşacağız. 16'dan küçük değerlerle. Diyelim ki mesela işte 12 adım olsun. 12 adım ileri için kaç adım atmam lazım bak bunun iki katı yani 24 adım 24 adım ilerlediğimde 12 adım ileri atmış olur Tamam. ben şu anda neredeyim İleride. 12 adım ileri 16 adım ileri gitmek istiyorum ya tamam e o zaman demek ki ne yapmam lazım benim 4 adım daha ileri gitmem lazım e 4 adım daha ileri gidersem 4 adım o zaman ne olacak 16 adım ilerlemiş olur ki bunun e, şimdi 4 adım buraya ekledim e, o zaman arkadaşlar buraya da 4 adım eklenmeyecek mi ama 28 adım olmaz ha, Demek ki 16 adım e, arkadaşlar ilerlediğimde en az 28 adım atabilirmişim. Tamam diye bulduk şimdi bir de en çoğunu bulalım en çoğunda da arkadaşlar bak 8 adımda e, 16 adım özür diliyorum. 4 adım ileri değil miydi? Tamam. 4 adım ileri. Şimdi 16 adım ileri olması için burayı acaba kaç adım atmam lazım? En çoğu bulurken arkadaşlar bak en çoğu bulurken şimdi hani hiçbir zaman 16'yı geçmeyeceğiz dedik ya. Tamam? O zaman en fazlayı bulmak için ben 16'ya kadar dayanmam lazım. Tamam. 16 adım ileri attığım e, o zaman bunun için kaç adım ilerlemem lazım arkadaşlar? 1'e 2 oranı yok mu? 16 adımda 32 adım. Tamam en çoğunu bulduk işte. En çok bu. En az bu. E, bunun için atması gereken en fazla adım sayısı en az adım sayısından kaç fazladır? Yani 32-28'den kaç fazladır? Tabii ki 4 fazla. Doğru cevabımız e eşit. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.